Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik, çok lezzetli bir tarif yapacağız arkadaşlar. Özellikle ev hanımının, öğrencilerin evlerinde kolaylıkla yapabileceği bir makarna pişirme yöntemi olacak. Tencerede pişir, kapağında bitir sloganıyla yaptığımız bu tarif. Gerekli malzemelerimiz arkadaşlar, bir kase ben burada domates rendesi, yazdan kalan domates rendesi kullanıyorum. 2 adet domates de olabilir, 1 kapya biber, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı salça, domates veya biber salçası karışık olarak kullanabilirsiniz. Toz biber, tuz, karabiber varsa kuru nane, benim şu an kalmadığı için ilave edemiyorum. Ve 1 paket ben makarna kullanmak istiyorum burada. Şey olarak tam buğday makarnası kullanıyorum, şu boş şeklinde, ama siz dilediğiniz şekildeki makarnaları kullanabilirsiniz. Hadi buyurun, yapım aşamasına geçelim, bakalım nasıl, ne kadar kolay yapıyoruz, ne kadar pratik yapıyoruz bu tarifi. Tenceremizi ocağımıza koyduk arkadaşlar. Tenceremizin içine soğanlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle yeteri miktarda sıvı yağını da ilave ediyoruz. Soğanlarımızın üzerine arkadaşlar havuçları da ilave ediyoruz ve doğramış olduğumuz biberimizi de ilave ediyoruz. Hepsini beraber biraz kavuracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soğanlarımız, biberlerimiz, havuçlarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi üzerine ben salçamı ilave ediyorum. Salçamla da biraz kavurmak istiyorum çünkü salçanın kokusu yemeğe geçsin istemiyorum. Eğer kavrulmazsa çok da lezzetli olmaz. Kavrulan salçanın yemeği daha lezzetli olur. Şöyle iyice kavuruyorum salçamı. Kavrulan malzemelerimizin üzerine arkadaşlar şurada baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Ve tekrar kavuruyoruz. Ardından arkadaşlar eğer domatesiniz taze domatesim, konserve değilse domatesinizi koyun. Benim gibi konserve kullanacaksanız makarnalar kavrulduktan sonra ilave edebilirsiniz. Şimdi ben makarnalarımı da ilave ettim. Birkaç dakika bu şekilde makarnalarımın kavrulmasını istiyorum. Bu şekilde. Şimdi üzerine bir kase domates sosumu, yazdan hazırladığım domates sosumu ilave ediyorum. Ve onunla da şöyle bir karıştırıyorum. Ve bütün makarnaların üzerine geçecek şekilde, geçecek miktarda suyumu ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli olacak. Çok fazla koymaya gerek yok. Şimdi makarnamın suyunu da ilave ettim ve tenceremi kapatabilirim. Pişmeye bırakabilirim. Kaynadıktan sonra altını muhakkak kısın. Arada bir de kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi yemeğimizi tekrar kontrol edelim. Bakın arkadaşlar iyice suyunu çekmiş. Şöyle dibine bakın, suyu var mı yok mu diye. Şimdi yemeğimin altını kapatabilirim. Makarnayı da kontrol etmeyi unutmayın. Makarnalar pişmişse zaten yemeğimiz de pişmiştir. Şöyle yemeğimi kapatıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tabağımın her yerine bulaştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğim artık servise ve sunuma hazır. Muhteşem görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Dediğim gibi sloganımız tencerede pişir, kapağında bitir. Çok lezzetli bir yemek oldu. Hem yapımı hem yemesi çok lezzetli ve kolay. Böylece arkadaşlar bir tarifimi ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.